Sayın Perinçek. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki karışıklıkları konuşmak istiyorum sizinle. 5 Kasım'da bir seçime gidecek Amerika Birleşik Devletleri ama kendi içinde inanılmaz bir karışıklık yaşıyorlar. Texas eyalet valisi Biden'ın aldığı sınır kararını tanımayacağını açıkladı ve hemen ardından da Amerikan ordusuna karşı silahlandıklarını duyurdu. 25 eyalet valisi de Texas valisine desteklerini açıkladılar. Ne anlama geliyor acaba bu başkaldırı? Bunu sormak istiyorum size. Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde bölünüyor diyebilir miyiz? Şimdi dünya çok kutuplu hale gelirken Amerika Birleşik Devletleri de çok kutuplu bir hale geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hem devleti içerisinde siyasi elitleri içerisinde ciddi bir yarılma söz konusu. Yani şimdiye kadar ABD'de kim iktidar olursa olsun o müesses nizamın politikalarını sürdürürdü. Efendim demokratlar gelse cumhuriyetçilerle ciddi sorunlar yaşamazdı. Cumhuriyetçiler gelse demokratlardan bakan vesaire bile alabilirdi. Ve bir şekilde Amerika'nın ihtiyacı olan politikalar iktidara kim gelirse gelsin sürdürülürdü. Fakat bu senato baskını ile birlikte ve Trump'ın aslında Amerikan politikasında siyasetinde ortaya çıkması ile birlikte ciddi bir yarılmanın yaşandığına tanık olduk. Bu yarılma söylediğimiz gibi hem devlet içerisinde hem de Amerika'nın siyasi elitleri içerisinde yaşanırken sadece bununla da sınırlı kalmadı. Eyaletler arasında da çeşitli yarılmaların olabileceğini bekliyorduk. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri isminden de anlaşıldığı üzere farklı farklı devletlerden yani farklı farklı eyaletlerden, hükümetlerden meydana geliyor. Ve bunlar arasında da ciddi anlamda daha geçmişten gelen tabii rekabetler var. Bunlar arasında sorunlar var. Texas, Kaliforniya gibi eyaletler her zaman Amerika'dan ayrı bir yol çizme konusunda her zaman bir eğilimleri vardı, olmuştu. Fakat geldiğimiz noktada bu ayrımın neredeyse artık bir iç savaşa dönecek bir duruma geldiğini de görüyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri dünya hakimiyetini kaybettikçe işte Afganistan'dan kovuluyor, Suriye'de istediğini alamıyor. Afrika'da hem Fransız emperyalizmi hem Amerikan emperyalizmi kaybediyor. Ukrayna'da başarısız oldular. Şimdi oradan nasıl fıyarız onun peşine düştüler. Destekledikleri hatta yanında durdukları birlikte hareket ettikleri İsrail Orta Doğu'da başarısızlığa gidiyor. İstediklerini alamıyor. Türkiye'ye, İran'a, Çin'e diş geçiremedi Amerika Birleşik Devletleri ve bununla birlikte de tabii yani bu siyasi hakimiyetini kaybederken ekonomik hakimiyetini de dünyada kaybettiğini görüyoruz. Ve artık dünya ekonomisinin Pasifik'e kaydığını, Atlantik'ten Pasifik'e kaydığını batılı uzmanlar, batılı yetkililer dahi kabul ediyorlar. Şimdi böyle bir ortamda dünyanın sömürüsünden beslenen Amerika Birleşik Devletleri bu muslukların kesilmeye başlamasıyla kendi içerisinde de sorunlar yaşıyor. Ve bu sefer dışarıdan gelen kaynaklar azaldıkça ve bunun daha da azalacağı görüldükçe bu sefer eyaletler de kendi başlarının çaresine bakma yoluna gidiyorlar. Texas açısından bakıldığında orada tabii ciddi petrol kaynakları var ve bu petrol kaynaklarını niye ben diğer eyaletlerle paylaşayım, niye Amerika'nın bütününe dağıtayım vesaire gibi bir onun gelirini tamamen kendinde toplama gibi istekler de var.
Ve Biden tabii bu sadece eyaletler arasındaki rekabet evet var. Bir de tabii bu biraz önce bahsettiğimiz Trump'la Biden arasındaki çatışmanın da bir yansıması. Çünkü Texas veya Orta Amerika da esas Trump diyelim güçlüyken onların da artık Biden yönetimine karşı bir isyan hareketine girdiklerini de görüyoruz. Sadece Texas'la sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. 25 tane farklı eyalet destekledi ve Biden'ın hiçbir ultimatumunu işte 24 saat verdi, o şeyleri durduracaksınız, kaldıracaksınız, sınıra çektiğiniz efendim tel örgüleri vesaireleri, bunların hiçbirinde kabul etmediler ve tam tersine gerekirse bir çatışmaya da hazır olduklarını ifade ettiler. İşte yani dünyanın çok kutuplu hale gelmesi ABD'nin hem siyasi, ekonomik ve jeopolitik hakimiyetini kaybetmesi, kendi içindeki sorunları da tabii gün yüzüne çıkarttı ve bunun daha da önümüzdeki süreçte derinleşeceğini göreceğiz ve sadece siyasi elitler arasında veya eyaletler arasında değil, önümüzdeki dönemde ABD'de halkla devlet arasında da sorunlar yaşanacaktır. İşte aslında buna hatırlarsanız geçtiğimiz senelerde işte bir siyahinin öldürülmesiyle polis tarafından öldürülmesiyle çeşitli eylemler baş göstermişti. Onun dışında pandemi sürecinde halkın düştüğü durum içler acısıydı. Bunu bütün dünya tanık oldu, gördü. Amerika'da ekonomik sorunlar arttıkça tabandaki alt kademelerdeki, alt sınıflardaki insanların da durumu çok daha zorlaşıyor. Sokaklarda yatanlardan, kalkanlardan tutalım. ABD'deki yoksulluk da ciddi boyutlara ulaşıyor. Bunlar da bir süre sonra Amerika içerisinde halkla devlet arasında da çeşitli çatışmaların doğmasına, problemlerin çıkmasına neden olacak. Dolayısıyla ABD'de şu an gördüğümüz bir devlet içerisinde bir yarılma var. İşte Trump'ın izlediği çizgiyle geleneksel çizgi arasında. Trump artık diyor ki efendim dışarıya şekil vermeyi bırakalım. İçimizdeki sorunlara dönelim. Oraya aktardığımız kaynakları kendi içimizde kullanalım şeklinde bir strateji izlemek istiyor. Bu Amerika'nın tabii şu ana kadar geleneksel politikalarına oldukça aykırı. Bundan dolayı dediğimiz gibi bir yarılmanın olduğunu görüyoruz. İki eyaletler arasında bir çatışma, bir iç savaşa doğru sürüklenebilecek bir durum söz konusu olacaktır, olabilir. Bu Texas olayı bunu göstermektedir. Bir de tabii halkla devlet arasında da ciddi bir çelişmenin yaşanabileceğini görüyoruz. Bu da aslında Amerika'nın ciddi zafiyetler içerisinde olduğunu da bize gösteriyor ve haliyle Amerikan emperyalizminden sıkıntı çeken, onun baskısı altında, tehditleri altında olan ülkelere de manevra alanları Tam onu açıyor. sormak istiyordum aslında Sayın Perinçek'e ve tam o noktaya değinmek istedim aslında. Bu artarak devam edecek olan karışıklıklar bölgeye nasıl yansır diye soracaktım. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığını bir nebze de olsa durdurmaya yeter mi acaba bölge için, Orta Doğu için, Asya için, Avrasya için? Tabii yani kendi iç sorunlarıyla boğuşan Amerika dışarıdaki tehditlerini ve baskılarını, planlarını azaltmak zorunda kalacak. Bu doğal bir süreç. Amerika'nın kendisi zaten bu iç sorunlarıyla boğuşmadan Afganistan'da kaybetmiş, Ukrayna'da kaybediyor, Orta Doğu'da kaybediyor. Büyük Orta Doğu projesi başarısızlığa uğramış. Kürdistan, Mürdistan falan kurulamamış ve hatta bölge ülkelerinin inisiyatifiyle
ortadan da kaldırılacağı bir süreçle başlayacak. Bir de bunun üzerine, bu başarısızlıkların üzerine iç karışıklıklar Amerika'da arttığı zaman, tabii bu Amerika'nın tehdidinden muzdarip olan ülkelere ciddi manevra alanları ve imkanlar sunacak. Bunun altını çizmek lazım. Bir de Amerika eskisi gibi korkulacak bir ülke olmadığını da göstermiş oldu. İşte nedir? Ya Amerika istediğini yapar. İşte onu alır, bunu koyar. Şurada darbe yapar. Efendim, istediği hükümeti şurada değiştirir. İşte oraya kukla hükümet koyar. Oradan bilmem nereye saldırır. Orayı işgal eder. Efendim, Amerika'nın ekonomik hegemonyasından kurtulamayız. Dolar şöyledir. Bilmem her şeyimiz oraya bağlıdır gibi bir, tabii bir Amerikan, değil mi, efsanesi yaratılıyor. Hatta bazen bu Amerika'yı kötüleyerek de bir yapılıyor, ama sonuç olarak Amerika'nın yenilmez olduğunu da anlatmış oluyor insanlara veya devletlere, yetkililere. Fakat durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. Yani Amerika yenilmez değil. Yenilmez olmadığını zaten Afganistan'da, orada, burada gördük, ama diğer taraftan Amerika'nın kendi içini bile düzene sokamayacak bir hale gelmiş durumda. Yani Amerika başka ülkeleri bölmeye çalışırken bir anda kendisi bölünmeye tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi böyle bir durumda Amerika'dan, biliyorsunuz ülkemizde de bir Amerika'nın tamamen efendim paralı askerleri var. Amerika'nın efendim doğrudan oraya bağlı çalışan güçler var. Onlar Amerika'nın politikalarını Türkiye'de uygulamaya çalışıyorlar. Bunu dayatıyorlar. Bu hükümette de var böyle insanlar. Böyle insanlar muhalefette de var. Ama bir de Türkiye'de ne var? Amerika'dan korkanlar var. Milli kaygıları var. Efendim, Amerika'nın tehdit olduğunu görüyor. Ama Amerika'ya aman şöyle yaparsak bizi tokatlar. Aman bizi kulağımızdan tutar atar. İşte bizim ekonomimizi batırır. İşte darbe yapar bilmem ne falan gibi. Amerika'dan korkanlar da var. Ve onlar da, o korkaklar da, o Amerika'nın uşakları gibi, yani hainler gibi, aynı şekilde Amerika'nın politikalarına doğrudan biat ediyorlar. İşte bunu geçtiğimiz gün İsveç oylamasında gördük. O oylamada sadece NATO'cular, sadece efendim Amerikan uşakları evet oyu kullanmadı. Amerika'dan korkanlar da evet oyu kullandılar. Amerika'nın sözünden çıkmaya cesaret edemeyenler, aman Amerika bize kızar, bizi efendim döver falan diye korkanlar da, işte kasetlerimizi belki çıkarır bilmem ne diye korkanlar da evet oyu kullandılar. Ama baktığımızda Amerika'nın korkulacak bir güç olmadığını da, tabii Amerika yandı bitti kül oldu falan değil, bir iç savaş başladı, işte kendi iç şeyine, dertlerine dönecekler, bütün dünyadan çekilecekler, böyle bir durum yok. Ama öyle bir sürecin başladığını görüyoruz ve bu da tabii Amerika'dan korkanlara da bir ders olmuş oluyor. Texas olaylarını gördüğümüzde işte Amerika'dan korkanlara korkma diyebileceğimiz bir koşullarda söz konusu. Amerika Türkiye'yi bölmeyi bırakın, kendisi bölünme tehdidiyle karşı karşıya durumda. Süreci hep birlikte takip ediyor olacağız. Sayın Perinçek, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Vatan Partisi Rusya temsilcisi Doktor Mehmet Perinçek bizimle birlikteydi.